Beyin ve bilinç arasındaki bağlantı. Görme algımız, beynimizin karmaşık işleyişi ve bilinç arasındaki sıkı bağlantıyı ortaya koyar. Beyin, görsel uyarıları işlemekle kalmaz, aynı zamanda bu bilgileri bilinçli bir deneyime dönüştürür. Bilinç, zihinsel faaliyetlerimizin farkında olmamızı sağlayan süreçtir. Görme deneyimimiz bu bilinçli farkındalığın bir parçasıdır. Beynimiz görsel bilgileri işlerken aynı zamanda bu bilgilerin bilinçli temsillerini oluşturur. Bu süreçte beynin çeşitli bölgeleri birlikte çalışır. Görsel korteks görüntülerin oluşumunu sağlarken diğer bölgeler bu görüntüleri anlamlandırır ve bilinçli deneyime dönüştürür. Örneğin temporal lob nesnelerin tanınmasında rol oynar, prefrontal korteks ise dikkat ve karar verme süreçlerini yönetir. Ancak Bilincin tam olarak nasıl oluştuğu halen gizemini korumaktadır. Beynin hangi bölgelerinin ve mekanizmalarının bilinçli deneyimlere yol açtığı tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar bilinçli algının beynin bütünleşik bir işlevi olduğunu savunurken, diğerleri belirli beyin bölgelerinin rolünü vurgular. Ayrıca bilinç ve beyin arasındaki bağlantı sadece görme ile sınırlı değildir diğer duysal girdilerde bilinçli deneyimlere katkıda bulunur ve beynimiz tüm bu bilgileri entegre eder. Görsel yanılsamalar ve algısal çarpıtmalar Görsel yanılsamalar ve algısal çarpıtmalar, görme algımızın sınırlılıklarını ve subjektif doğasını gösteren önemli kanıtlardır. Bu olgular, beynimizin görsel bilgiyi işlerken yaptığı hataları ve çelişkileri ortaya koyar. Görsel yanılsamalar, Gerçekte var olmayan nesneleri veya desenleri algılamamıza neden olur. Örneğin ünlü Münchhausen yanılsamasında iki ayrı çizginin aslında paralel olduğu görülür. Ancak beynimiz bunları eğri olarak algılar. Algısal çarpıtmalar ise mevcut nesnelerin veya desenlerin boyutlarını, şekillerini veya renklerini yanlış algılamamıza neden olur. Örneğin aynı boyuttaki iki dairenin farklı görünmesi veya aynı renkteki iki yüzeyin farklı renkler olarak algılanması gibi. Bu olgular, beynimizin görsel bilgiyi işlerken bağlamsal ipuçlarına, önceki deneyimlerimize ve beklentilerimize dayanarak çıkarımlar yaptığını gösterir. Bazen bu çıkarımlar doğru olmayabilir ve yanılsamalara veya çarpıtmalara yol açabilir. Ayrıca, görsel yanılsamalar ve algısal çarpıtmalar, görme algımızın aktif bir süreç olduğunu kanıtlar. Beynimiz sadece pasif bir alıcı değildir. Aksine görsel bilgiyi aktif olarak yorumlar ve anlamlandırır. Bu olgular, aynı zamanda algımızın ne kadar subjektif olduğunu da gösterir. Farklı insanlar, aynı görüntüyü farklı şekillerde algılayabilir ve bu da algısal farklılıklara yol açar. Dış dünyanın dolaylı deneyimlenmesi Görme duyumuz, dış dünyayı doğrudan deneyimlememizi sağlasa da, aslında bu deneyim dolaylıdır. Beynimiz dış dünyadan gelen uyarıları işleyerek bir temsil oluşturur ve bu temsili algılarız. Bu dolaylı deneyim, görsel sistemimizin sınırlılıklarından ve beynimizin bilgiyi işleme süreçlerinden kaynaklanır. Retinada oluşan görüntü, dış dünyanın tam bir yansıması değildir. Sadece ışık dalgalarının bir dönüşümüdür. Ayrıca, beynimiz bu görüntüyü işlerken önceki deneyimlerimize beklentilerimize ve önyargılarımıza dayanarak yorumlar yapar. Bu nedenle, algımız her zaman dış dünyanın tam bir temsili olamaz. Örneğin, bir ağacı gördüğümüzde, beynimiz bu görüntüyü daha önce gördüğümüz ağaçların zihinsel temsillerine dayanarak yorumlar. Bu, dış dünyadaki ağacın tam bir temsili değildir. Ancak beynimizin onu anlamlandırma şeklidir. Ayrıca, görsel yanılsamalar ve algısal çarpıtmalar da, dış dünyanın dolaylı deneyimlenmesinin kanıtlarıdır. Bu olgular, beynimizin görsel bilgiyi işlerken yaptığı hataları ve dış dünyayı tam olarak yansıtamadığını gösterir. Bununla birlikte, dolaylı deneyim dış dünyayı anlamlandırmamızı ve ona uyum sağlamamızı sağlar. Beynimiz, sınırlı bilgilerle dış dünyayı mümkün olan en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Bilişsel sınırların etkileri ve sonuçları Görme algımızdaki bilişsel sınırlar günlük yaşamımızı ve davranışlarımızı çeşitli şekillerde etkiler. Bu sınırlar bazen yanılsamalara veya yanlış algılara yol açabilir ve bu da potansiyel risklere neden olabilir. Örneğin, sürüş esnasında görsel dikkatimizin dağılması veya algısal çarpıtmalar yaşamamız trafik kazalarına yol açabilir. Aynı şekilde, bir nesnenin boyutunu veya uzaklığını yanlış algılamamız kaza veya yaralanmalara neden olabilir. Bilişsel sınırlar, ayrıca karar verme süreçlerimizi de etkiler. Önyargılarımız veya beklentilerimiz, algımızı şekillendirerek yanlış kararlar almamıza neden olabilir. Bu durum, iş hayatında, kişiler arası ilişkilerde veya günlük hayatın birçok alanında sorunlara yol açabilir. Bununla birlikte, bilişsel sınırlarımızın farkında olmak ve bunları anlamak, daha doğru algılar geliştirmemize ve daha iyi kararlar almamıza yardımcı olabilir. Örneğin, görsel yanılsamaların farkında olmak, bu tür yanılsamaları tanımamızı ve onları doğru şekilde yorumlamamızı sağlayabilir. Ayrıca, bilişsel sınırlarımızı göz önünde bulundurmak, daha güvenilir ve objektif karar verme süreçleri geliştirmemize yardımcı olabilir. Bu, özellikle kritik kararlarda ve yüksek riskli durumlarda hayati önem taşır. Sonuç olarak, görme algımızdaki bilişsel sınırların farkında olmak ve bunları anlamak, daha bilinçli ve doğru kararlar almamızı sağlayarak hayatımızı olumlu yönde etkileyebilir. Görme algısının geliştirilmesi ve optimizasyonu. Görme algımızdaki sınırlılıklar ve kusurlar günlük hayatımızı etkileyebilir. Ancak bu algıyı geliştirmek ve optimize etmek mümkündür. Bu sayede daha doğru ve net bir görsel deneyim elde edebiliriz. Öncelikle görsel dikkatimizi artırmak önemlidir. Çevremize daha fazla odaklanmak, detayları fark etmemizi ve olası yanılsamaları veya çarpıtmaları tanımamızı kolaylaştırır. Bunun için farkındalık egzersizleri ve meditasyon teknikleri kullanılabilir. Ayrıca görsel algımızı eğitmek de faydalı olabilir. Özellikle mesleki amaçlar için Görsel ayrıntıları tanıma ve yorumlama becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu, eğitim programları veya simülasyonlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Görsel algımızı optimize etmek için görsel ipuçlarından ve bağlamsal bilgilerden yararlanmak da önemlidir. Beynimiz bu tür ipuçlarını kullanarak daha doğru temsiller oluşturur. Örneğin, bir nesnenin boyutunu tahmin ederken çevresindeki diğer nesnelerden yararlanabiliriz. Ayrıca, teknolojik gelişmeler de görme algımızı destekleyebilir. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojiler görsel deneyimimizi zenginleştirebilir ve algımızı geliştirmemize yardımcı olabilir. Son olarak, görme bozukluklarının tedavisi de görme algımızın optimizasyonuna katkıda bulunabilir. Göz muayeneleri ve gerekli düzeltmelerin yapılması daha net ve keskin bir görüntü elde etmemizi sağlayabilir.